Merhaba ya nur ayni merhaba. Merhaba ceddel Hüseyni merhaba. Ya Habibi ya Muhammed merhaba. Ya İmam el Kıbleteyni merhaba. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ sallam. Sallu alâ tabib kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ sallam. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahum salli alâ sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا Sadakallahu l-azim, Allahümme enfa'na bil-Kur'an l-azim. Barik lana fi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum illezi la mutebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bizleri bu mübarek saatte, bu mübarek mekanda kılmış olduğumuz bir farz namazın akabinde bir araya getiren Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Böyle bir mecliste bulunmak, ilim meclislerinde bulunmak, insanın bundan evvel bulunmuş olduğu kötü meclislerden, günah meclislerinden 2000 tanesine kefaret olur. Hepimizin İslam'a uymayan meclislerde bulunduğumuz olmuş olabilir. Ya hoca efendi, ben meyhaneye gitmem, gazinoya gitmem, diskoteye gitmem, sinemaya gitmem. Nereden olacak? Gitmezsin ama oturursun bir yerde, arkadaşlarınla beraber gıybet edersin. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı, dedikodu edersin. Birine iftira edersin. Birine hakaret gözüyle bakarsın. Bunun gibi meclislerde yine günah meclisleridir. Onun için benim günah meclislerinde işim yok diyen Müslümanların çoğunda yine bulundukları günah meclisleri vardır. Hepsine kefaret lazımdır. İşte sohbette bulunmak, bu ilim mecliste bulunmak hepsine kefarettir inşallah. Geriye doğru 2000 tane kötü meclis silinecek inşallah. Şimdi Allah nasip ederse daha görüşürüz, geliriz. Ancak bugün bu münasebetle, bu vesileyle buluşmuşken bir ayet-i kerime okudum. Arada yine bazı ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler size rivayet edeceğim. Meclisimiz ilim meclisi olsun. İnşallah methedilen meclislere dahil olsun. Kalkarken günahlarımız mağfiret olsun. Ve ayrılırken meleklerden bize nida olsun. Kûmû mağfûran lekûm. Allah buyursun ki aff olarak kalkınız. Kad beddel seyyiâtüküm hasenât. Ey ilim meclisinde, zikir meclisinde bulunan kullarım. Bütün günahlarınızı sildim. Hepsini de silmekle kalmadım. Sevaplara döndürdüm. Ne kadar günahla girdiyseniz o kadar sevapla çıkınız. İşte bu meclislerde bulunanların çıkarken alacakları müjdelerdendir. Böylece bilin ki inşallah vakitleriniz değerleniyor, ömrünüz kıymetleniyor, ahirette yüzümüz bu saatlerle ak oluyor inşallah. Tabii çok yerlere davet ediliyoruz, gidiyoruz. Her yerde aynı şeyleri konuşmayalım diye değişik konular konuşuyoruz. Ta ki bunlar kasetlere alınıyor ve bu alınanlar birer eser olarak kalıyor. Bundan sonra daha dikkat ediyoruz. Artık yaşlar ilerliyor, vakitler azalıyor, ömürler kısalıyor. Bundan sonra insanlara eser bırakalım niyet ediyoruz inşallah. Onun için burada da
okuduğumuz ayet-i kerime ve dersimiz zina ile ilgili bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler. Bu arada tabii Allah'ın nice haberlerinden sizi haberdar edeceğiz inşallah. Bakalım durumumuz nedir, ne haldedir? Allah-u Tebareke ve Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok günahları men ediyor, nehyediyor, engelliyor. Ancak zina hakkında kullandığı Rabbimizin ayet-i kerimedeki tabir hiçbirine benzemiyor. Çünkü içki hakkında fe'lentüm müntehûn, bırakmıyor musunuz? Bırakın buyuruyor. Ondan sonra la tekulur riba, faiz yemeyin buyuruyor. Buna misal çok. Yetim malı yemeyin gibi ifadeler. Ancak zinaya geldiği zaman ve la tekrabuz zina, zinaya yaklaşmayın buyuruyor. İnnehu kâne fâhişeten, çok çirkin bir iştir. İnsan düşünmelidir. Kendi hanımına, kendi kızına, kendi anasına, başkasının nikahsız, akıtsız yaklaşmasından ne kadar rahatsız olacağını düşünmelidir. Kendisi de başkasının ırzına, namusuna öyle dikkat etmelidir. Onun için çok çirkin iş. Nesepler karışıyor, soylar karışıyor, hürmetler yırtılıyor, yasaklıklar bozuluyor. Daha ne bozukluklara neden oluyor? Hazreti Cafer radıyallahu anh, Hazreti Ali Efendimizin kardeşi Cafer ibn Ebi Talib, Cafer-i Tayyar diyoruz, cennette iki kanadıyla, iki kesilen kolunun yerine Allah ona iki kanat taktı, cennette uçuyor. Mute'de şehit oldu. Ürdün'de, Mute, Ürdün'de gittik, ziyaret ettik. Allah size de ziyaret nasip etsin. Hazreti Cafer orada yatıyor mübarek zat. Buyururdu ki radıyallahu anh, ben cahiliyet zamanında da hiç zinaya yaklaşmadım. Halbuki cahiliyet zamanı ne demek? Bu gibi yasaklar yok, haramlar yok. İnsanlar efendim açıkça zina ediyorlar, gizlice dost tutuyorlar, metres tutuyorlar efendim. Bazıları kapılarına cahiliyet zamanında şey asıyorlar, bayrak gibi. Ne demek o? Yani ben zinaya açığım, isteyen gelsin benimle zina etsin diye bayrak asıyorlardı. Bazıları da gizli yapıyorlar. Onun için Allah Teala la takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma batan, fuhşa yanaşmayın, açık olanına da yanaşmayın, gizli olanına da yanaşmayın. Açık olan hangisiydi? Açık olan işte adam kapısına kadın bayrak açmış, İsteyen gelsin benimle zina etsin. Allah muhafaza. Şimdiki nasıl efendim işte, Allah muhafaza, fuhuş yuvalarına izin veriyorlar, vesika veriyorlar, vergi tabelası koyuyorlar, bunun gibi. Gizli olan hangisidir? Gizli olan, kimsenin haberi yok efendim, ancak sırren, gizlice dost ediniyorlar birbirlerini. Metres tutmak dediğiniz. Mevla buyuruyor, ona da yaklaşmayın, gizlisine de yaklaşmayın, açığına da yaklaşmayın. Ve derul zahiral ismi ve batine, günahın açığını da bırakın, gizlisini de bırakın. İnnellezîne eksibûne l-isme seyüczevne bimâ kânû yakterifûn. Günah kazananlar yaptıkları suçlar sebebiyle çok yakında büyük belalara uğrayacaklar. Yapmayın buyuruyor. Hazreti Cafer buyururdu ki radıyallahu anh, ben cahiliyet zamanında da hiç zina yapmadım, yaklaşmadım. Niçin? Çünkü bir kimse benim harem-i usmetime el uzatsın, göz uzatsın efendim, namusuma taarruz etsin, anneme, kızıma, eşime ister miyim, istemem. Öyleyse ben de kimseye böyle bir fenalık yapmayayım, düşünmeyeyim derdi. Ta İslam gelmeden evvel seçilmiş adamlar. İslam gelmeden evvel
korunmuş insanlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. İslam geldikten sonra, bu kadar hak hakikat zuhur ettikten sonra insan harama efendim teşebbüs etmesi, tevessül etmesi ne büyük bir fenalıktır. Ve sâe sebîlâ. Allah buyuruyor ki ne çirkin iştir, ne kötü yoldur. Ne kötü yoldur. Ne bakımdan? Sen niye zina etmek istiyorsun? Bende bir şehvet vardır, bir istek vardır. Bunu tatmin etmek istiyorum. Ben sana helal yol tayin etmedim mi? Ettim. Bak sana nikah helal ettim. Dörde kadar müsaade ettim. Ondan sonra efendim birlen durmak daha uygundur efendim. Ona göre istediğini almayı sana helal ettim. Evlenmeden evvel bakmayı, beğenmeyi öyle ya, güzel mi, çirkin mi, nedir? Bakmayı helal ettim. Bakarsın bir yüzüne efendim, beğenirsin, sözleşirsin, anlaşırsın, akledersin, iki şahit bulundurursun, birbirini evlenmeyi kabul ettim dersin, bir de mehir koyarsın. Bu mehirle beraber efendim, bu da şarttır, helal olursunuz birbirine. Ben size bunu helal ettim. Ondan sonra hanımının yüzüne baksan gülerek sevap yazarım. Kadın kocasının yüzüne baksa muhabbetle, sevgiyle, şefkatle sevap yazarım. Aranızdaki birleşmeyi dahi cennette köşk yaparım. Neden? Helalıyla birleştiği için. Dediler ya Resulallah, hem adam nefsinin isteğini yerine getirecek, şehvetini tatmin edecek, hem de cennette köşk alacak. Bu nasıl olur? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, peki sizden biriniz o suyu helala değil de harama dökseydi, zina etseydi, cehennemi hak edecek miydi? Edecekti. Madem ki harama dökseydi cehennemlik olacaktı, helalıyla münasebet kurduğunda da cennette köşk yapılacak. Bak, ailenle birleşmene dahi cennette bir köşk yapıyor. Yeter ki meşru yoldan olsun, efendim ters ilişki olmasın, ters taraftan olmasın, hayız halinde olmasın, nifas halinde olmasın. Çünkü hayız ve nifas hallerinde yasaktır, ters ilişki de haramdır, Allah muhafaza etsin. Mel'unun men ete haydan emraten fi duburiha. Hayız halindeki kadınla cinsel ilişkiye giren veya bir kadınla efendim büyük abdest tarafından ters ilişkiye giren Allah'ın lanetine çarpılmıştır, mel'undur diyor. Allah muhafaza etsin. Onun için helal dairesi geniştir. Allah'ın geniş dairesini kim dar etmiştir? Sen niye kendini cehenneme namzet ediyorsun? Niye canını cehenneme satıyorsun? Bak, Allah sana helal ettiği bu kadar yollar var. Allah Teala dostlarından bahsediyor. Allah Teala buyuruyor, Estaizu billah, kad eflehel mu'minun. İnananlar felah buldu. Umduklarına nail oldu, korktuklarından emin oldu. Müminler mutlaka kurtuldu. Kimdir o müminler? Biz inandık diyenler, amentüyü sayanlar, altı esasa inananlar değil, şartlar var. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ. Beş vakit namazı kılarlar. Namazda önlerine bakarlar. Kalplerini Mevla'ya bağlarlar. Namazı huzur üzere, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek kılarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ. Boş işlerden yüz çevirirler. Malayani yapmazlar. Oyunlar, eğlenceler, filmler, bunlarla işler olmaz. Benim dostlarım, kurtulan kullarım. Ya dünyaya yarayacak ya ahirete yarayacak. Bak, şurada oturduğumuz, konuştuğumuz hepsi kar. Hepsi fayda. Dünyanıza, ahiretinize, bedeninize, ruhunuza sağlık, sıhhat, efendim bereket, nimet. Ama şimdi otursaydınız, şu şurada şunu yemiş, şu şurada şunu içmiş. Otururlar televizyon karşısına, kim nerede ne yapmış, kimle gezmiş, kimle tozmuş, saatlerce bunları seyrederler. Bunlar kurtulmaz, Allah buyuruyor. Benim dostlarım böyle işler yapmaz. Boş işlerden uzak dururlar. وَالَّذ۪ينُ بِالزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Zekatlarını hakkıyla verirler. Tas tamam verirler. Hesaplarını iyi yaparlar. Aşağı yukarı yapmazlar. وَالَّذ۪ينُ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Namuslarını, tenasül uzuvlarını korurlar. Kadın olsun, erkek olsun. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ. Ancak eşlerinden korumazlar. Korumadıkları zaman da ne dedim? Hayız nifas hali dışındadır.
bir de Allah'ın serbest ettiği şekildedir. اَمَّا مَلَكَتْتَ اِمَانُهُمْ ya da ellerinin malik olduğu cariyelerine de müsaade edilmiştir. Şu anda da zaten cariyelik hükümleri işlemiyor. Çünkü efendim İslami bir cihat olmadığı için, bu şekilde de köle cariyeden kalan, geriden gelen olmadığı için bu müessese efendim şu anda yürümüyor. Ama yine kıyamete yakın yürüyecektir. Hazreti Mehdi gelecektir, İsa Aleyhisselam inecektir. Yine dünya neler görecektir. Fıkıhlarımız bu hükümlerle doludur. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوم۪ينَ Benim müsaade ettiğim şekilde cinsel isteklerini tatmin edenler tenkit edilemezler. Ben onları tenkit ettirmem. Kimse onları kınayamaz, ayıplayamaz. Evlenen adama amma da niye evlendi diyemez. Adamın hanımı ölüyor. Hanımı öldükten sonra adam evleniyor. Hemen millet diyor ki mesela, hemen niye evlendi bu adam? Niye 6 ay bir sene durmadı? Ne efendim vefasız adam, ne bozuk adam falan. Böyle şeyler İslam'da yok. Senin böyle bir şey demeye hakkın yok. Çünkü Allah ne diyor? Benim helal dairemde kalanı tenkit ettirmem. Eden kendi tenkit olur. Allah muhafaza etsin. Bir adam helala haram diyen, Allah muhafaza, ne olur helala haram diyen? Kafir olur. Dikkat et. Bir adamın helalından efendim evliliği olsa dörde kadar serbesttir diyor Kur'an. Bir adamın üç tane hanımı var. Eğer imkanı var veyahut zenginliği var veyahut ihtiyacı var veyahut hanımı hasta veyahut çocuğu olmuyor, bizi alakadar etmiyor. Yalnız Allah'ın müsaade ettiği bize nedir? فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ Dörde kadar müsaade var. Beş olsa haram. Peki şimdi bir insan dese ki bu adam da ne biçim adamdır, doymuyor. Bir tane hanımı var, bir de alıyor. Bu ayeti kerimeye çarpılır mı? Çarpılır. Allah ne buyuruyor? Helal ettiğimi tenkit ettirmem. Eğer tenkit ederse ne olur diyor? Kafir olmasından korkulur. Allah dedi tenkit edemezsin, bu diyor ederim. Ancak adaletsizlik yaparsa, birini alıp birini bırakırsa, öbürünün geçimini sağlamazsa, ona nöbet ayırmazsa, vakit ayırmazsa, çoluğuna çocuğuna bakmazsa, aç bırakırsa, açık bırakırsa, giyimine noksanlık yaparsa tenkit edersin. Neyi tenkit edersin? Nikahı değil. Neyi tenkit edersin? Yanlışlığını, adaletsizliğini, haksızlığını. Hanımını dövüyorsa, sövüyorsa, sokağa atıyorsa, zulüm yapıyorsa tenkit edersin. Çünkü yanlış yapıyor. Kadınlara adaletli davranacak. Zulüm yapmayacak, eziyet yapmayacak, hakkını verecek, yedirecek, giydirecek, bakımını üstlenmiş. Öyle sokağa atarsa, ortada bırakırsa, aramazsa, sormazsa, hakkını vermezse onu tenkit edersin. Allah da onu azap eder, Allah muhafaza. O bela. Yalnız helalı tenkit edemezsin. Şimdi ne buyuruyor? فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ Kim benim sınırımı aşarsa, serbest ettiğimin dışına taşarsa, benim serbest etmediğim yollardan kendisini tatmin etmek isterse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ İşte onlar sınırı geçenler, işte onlar nefislerine zulmedenler, işte onlar canlarına kıyanlar, yazık edenler, canlarını cehenneme atanlar, azaba satanlar, İşte onlar haddi hududu tecavüz edenler. Allah muhafaza etsin. İşte bir insan zina etti mi, İslam'ın sınırını geçti. İslam'ın sınırını geçince cehennemin sınırına girdi. Bu bela. Bundan dolayı diyorlar ki erkekler, gençler çok soruyorlar. Efendim kendi elleriyle tatmin olmak veya kadının kendi kendine tatmin olması, erkeğin kendi kendine tatmin olması, bunlar caiz değildir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ancak eşleriyle tatmin olurlar. Nikah dışındaki tatmin vasıtalarına Allah Teala müsaade etmiyor. Kadın olsun, erkek olsun. Nakihul yedim el'unun. Eliyle nikah yapan lanetlenmiştir diyor. Rivayetlerde buyuruluyor. Said İbni Cübeyr Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor. Bir takımları mahşere gelecekler, elleri hamile. Karın, elleri şişmiş, kocaman karnı var sanki. Neden? İşte bunlar kendi kendine tatmin olanlar, kendi elleriyle
efendim tatmin yolu arayanlar. Bunlara müsaade İslamiyet vermiyor. Ancak ne var efendim, zina tehlikesi varsa, Allah muhafaza, bir taşkınlık hali var, galeyan hali var, eğer kendisini rahatlatmazsa Allah muhafaza neye düşecek? Zinaya düşecek. Zinaya düşme tehlikesi varsa o zaman müsaade ediliyor. Neden? Büyük günah olan zinadan kurtulsun diye. Yoksa keyif için müsaade edilmiyor. Ondan sonra Allah muhafaza etsin, erkek erkeğe, kadın kadına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Men mâte ve ya'melu amele kavmi Lut." Her kim Lut kavminin yaptığı gibi erkek erkeğe, Allah muhafaza efendim, cinsel tatmin yolu ararsa ölür ölmez nereye gömüldü? Edirne Kapı'ya. Nereye gömüldü? Sarıyer mezarlığına. Hemen diyor mezarından onu Allah sevk eder. Nereye? Lut kavminin mezarlarına. Lut kavminin mezarları nerede? Sedum, Gomara, efendim Ölü Deniz, şimdi Tel Aviv'de. Ölü Deniz dünyanın en düşük yeri. Denizden de 400 metre, deniz seviyesinden de 300-400 metre aşağıda. Onların batmış memleketleri, Allah muhafaza etsin. Oraya onun mezarı naklolur diyor. Hatta yuhşaramam, mahşere de çıkarken Lut kavmiyle beraber çıkar. Bak şimdi erkek erkeğe bu efendim cinsel ilişkiler ne kadar özendiriyorlar bu televizyonlar. Ne kadar özendiriyorlar. Ne dans programları, ne bilmem ne programlar, ne şov programları çıkarıyorlar. Kadınlaşmış erkekler, erkekleşmiş kadınlar, bunları özendiriyorlar, bezendiriyorlar. Efendim bunlara yarışmalar tertipliyorlar. Milleti oraya teşvik ediyorlar. Arayın, katılın, kazanın derken milleti cehenneme doğru çağırıyorlar. Bu ne belaya kaldık arkadaşlar? Ne belaya kaldık biz? Bu ne rezalete kaldık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar, "İnne ahvefe ma khaf ala ümmeti amelu kavmi Lut." Ümmetime benden sonra en korktuğum tehlikenin biri Lut kavminin yaptığı gibi erkek erkeğe ilişki yapacaklar. Resulullah'ın korktuğu başına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten korkulan olduğu, korkulandan beter oldu. Hadi gavurlar, şimdi İngiltere'de kiliseler erkek erkeğe nikah kıyıyor. Papazlar hepten kafayı yemişler. Sapıtmışlar. Resmi belge veriyor şimdi. Başladılar Amerika'da bazı eyaletler. İngiltere şimdi kabul etmiş. Ne olacak? Evlilik kağıdı veriyor resmi. Erkek erkeğe. Ölürse birbirinin mirasına konacak. Bu şekilde. Türkiye'de de bu günahlar artmıştır. Yükselmiştir. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu tehlike. Ondan sonra buyuruyor, لَوِغْتَسَلَ الْلُوْطِيُّ بِالْبِحَارِ لَمْ يَطُرِ اللّٰهَ بِالْتَوْبَ. Livata yapan insan bütün denizlerde yıkansa temizlenmez, ancak tevbe ederse Allah kabul eder. Tevbe kapısı açık. Böyle bir iş yapsa tevbe etsin, bir daha da yapmamaya karar versin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri dört şeye gazap ediyor, kızıyor. Allah Teala'nın kızması bizim gibi olmaz. Biz kızdık mı ne oluruz? İşte efendim damarımız şişer. Ondan sonra başımıza ateş çıkar. Yüzümüze kan gelir. Tansiyonumuz çıkar. Haşa. Allah kızdığı zaman böyle bir şey Allah'ta vuku bulmaz. Allah bize benzemekten münezzeh. Celle Celaluhu. Hiç alakası yok. Ama Allah gazap etti mi ne yapar? Cehennem kaynar. Bu cehennem neyle yanıyor? Fuelöyle mi yanıyor? Kömürle mi yanıyor? Petrolle mi yanıyor? Cehennemin yakıtı nedir? Bak bu dönnâs vel hicâra, insanlarla taşlardır diyor. Neyle yanıyor? Onun için birisi Behlül Dana'yı gördü. Harun Eşid'in ağabeyiydi. Deli derlerdi, veliydi. Meczuplarda, mecnunlarda çok hikmetler var. Hudül hikmete min efvail mecanin. Hikmetli sözleri, ilimleri deli geçinen meczup kılıklı insanlardan alın diyor. Öyle bir söz söyler ki 40 akıllı mana veremez.
Bir yerden geliyordu olan, o da yanaşıyor. Selam vereyim, vermeyeyim tereddüt etti. Ya bu adam deli midir, akıllı mıdır? Kimi diyor çok akıllıdır, kimi diyor delidir. Deliye de selam vermek çok uygun değildir ama ben yine vereyim. Selamu aleyküm. Ve aleykümüsselam ve rahmetullah. Selam açar kelam. Laf lafı açar. Nasılsın, nereden geliyorsun? Cehenneme kadar gitmiştim dedi. Ya Allah Allah. Buna da dedi yani. Selam verdik, bak mevzuya da girince kaldık içinde şimdi. Bundan uğraşılır mı? Cehennemde ne işin var dedi. Biraz ateş lazım oldu. Ateş lazım oldu. Elin cebin boş dönüyorsun dedi. Bulamadım dedi. Nasıl bulamadın yahu dedi. Cehenneme gittiğinde ateş mi yok? Yokmuş dedi. Herkes ateşini buradan götürüyormuş dedi. Ha dedi, sen bana bir vaaz ettin. 40 hoca bu vaazı yapamaz. Cehennemde ateş yok. Ateş nerede? Cennette de ağaç yok. Hoca öyle şey olur mu? Cennet şöyle yeşillik, böyle köşk, şöyle saray. Hocalar anlatıp duruyor. Cennette de ağaç yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemde de ateş yok. Şu saatte burada oturan ne yapıyor? Şimdi cennette köşkünü yapıyor. Şu saatte zina eden ne yapıyor? Cehennemde ateşini körüklüyor. Onun için sen ara gababullah ve hataya beni Adem. Cehennemi kızdıran nedir? Allah'ın gazabı. Bu nereye taalluk ediyor? Allah Teala kime kızıyor? Neye gazaplanıyor? İnsanların yaptıkları suçlara ve günahlara gazaplanıyor. O gazap cehennemi tutuşturuyor. Gazabından Allah'a sığınırız. Gazabından rızasına sığınırız. Azabından affına sığınırız. Ondan ona sığınırız. Ondan başkasına sığınılmaz ki. Kim kurtaracak seni Allah'ın gazabından? Ancak Allah'ın rızası kurtaracak. Celle Celaluhu. Bak dört şeye Allah Teala gazap eder. Allah'ın arşı titrer. Arş-ı âlâ titrer, sallanır. Bunlar hangileridir? Ulemamız buyuruyor. Haksız yere adam öldürmek. Allah katillikten muhafaza etsin. Efendim, haklı yere öldürülür mü? Yine öldürülmez. Haklı diye bir şey yok. Ancak o İslam'ın müsaadesiyle efendim mahkeme kararı ile olur. O da nedir? İşte adam öldüren kısas yapılır, dinden dönen mürtet katledilir veyahut efendim evliyken zina eden recm edilir. Bunlar İslam'da vardır. Vardır ama bunun uygulaması kime aittir? Şahıslara ait değildir. Eğer şahıslar herkes kendi hakkını kendi almaya kalkarsa kan davaları çıkar. Binlerce sene, yüzlerce sene süren efendim binlerce insanın ölümüne sebebiyet veren felaketler yaşanır. Onun için yine İslamiyet hiçbir zaman ferde infaz hakkı vermiyor. Hiçbir zaman ferdi olarak ben bir hakkımı bir adama gidip infaz edemem. İslam'da bu yok. Ancak mahkeme kararıyla hakim, şahitler İslami müessesede bu şekilde işliyor. Yoksa adam benim babamı öldürdü, ben de onu öldürdüm. Sen onu bu şekilde öldüremezsin. Kısas yaptım, kısas yaptın ama bu şekil olmaz. Çünkü bu senin hakkındır ama sen bu hakkı arayacaksın. Yoksa kendin uygulamayacaksın. Kendine infaz hakkı İslam şahıslara vermiyor. Ondan sonra memedhul insan li insani fasık. Fasık bir insanı met etmek. Allah muhafaza ya Rabbi. Fasık insan kim? Açıkça haramlar işliyor. Alenen günahlar işliyor. İslam'ı hafife alıyor. İslam'ın nişanlarını yıkıyor, yakıyor. Millet de bunu ne yapıyor? Övüyor, met ediyor, beğeniyor, kutluyor. Efendim diyor, ne güzel adam. İşte Allah'ın sevmediği bir düşmanını met ettiğin zaman arş titriyor. Bak dikkat edin. Şimdi televizyonlara öyle hocalar çıkıyor, öyle profesörler çıkıyor, öyle ilahiyatçılar çıkıyor. Ne sizin ne de atalarınızın duymadığı fetvalar uyduruyor. Helala haram diyor, harama helal diyor. Ve insanları cehenneme sürüklüyor. Bunlar da hoca kılığında çıkıyor. Sen de dersen ki ne alim adam, ne bilgili adam, ne konuşkan adam, ne çene var adamda, ne güzel konuşuyor dediğin anda Allah gazaplanıyor, arş titriyor. Kimi met ediyorsun, kimi övüyorsun, dikkat edeceksin. Allah'ın zemmettiğini sen met etmeyeceksin. Allah sevmediklerini sevmekten bizi muhafaza etsin. Sevdiklerini sevmemekten bizi muhafaza etsin. Sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin. Amin diyen dillerinizi cehennemden azat etsin. Amin. Şimdi daha kuvvetli amin dersiniz tabii. Amin ya.
Amin diyene Allah rahmet etsin. Bu amin kabul için yapılıyor. Duanın kabulüne vesile oluyor. Ondan sonra nedir? Efendim, kadının kadıyla, kadınla cinsel efendim sürtüşmede bulunması, Resulullah buyuruyor, sihakun nisa zinen beynehunne, kadınların birbirlerinin avret yerlerini ellemeleri, birbirlerine sürtünmeleri, şehvetle sürtüşmeleri, kendi aralarında yaptıkları bir zinadır. Buna da lezbiyenlik mi diyorlar, ne diyorlar şimdi? Böyle bir isimler çıkarıyorlar, Allah muhafaza etsin. Bir de erkeğin erkekle birleşmesi, neuzübillahi teala. Bu dört şeye Allah gazap ediyor, arş-ı âlâ titriyor, cehennem kaynıyor. Nerede bunlar, ne zaman ölecekler de bana gelecekler diye sabırsızlanıyor. İnsan da burada keyfinde, eğlencesinde vur patlasın, çal oynasın, yesin içsin, desin gülsün, hemen ölecek, öldüğü gibi cehennemin dibini boylayacak, hiç düşünmüyor. İmansıza lafımız yok, adam zaten inanmıyor. Ama ben inandım diyen, Allah'a, ahirete, cennete, cehenneme inandım diyene de hiç yakışmıyor. Allah imanlarımıza göre amel bize nasip eylesin. Amin. Şimdi muhterem kardeşlerimiz, zina, 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 efendim, bela, veba, mikrop, illet, hastalık, musibet, felaket. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vela zahra fi kavm vela zahra zina fi kavm illa feşa fihimul mevt. Hangi bir toplulukta zina yaygınlaşırsa mutlaka ölüm artar. Şu anda dünya AIDS'e çare arıyor. Bunun için milyarlarca dolar bütçe ayırıyor. Ve bu belanın nereden geldiği ekseriyetle fuhuş ve zinadan geldiğini de kendileri de ilan ediyor, duyuruyor, söylüyor. Muhammed Mustafa ne kadar doğru söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi toplumda zina çoğalır, o toplumda ölüm çoğalır, bulaşıcı hastalıklar artar. Hangi toplumda zina çoğalır, orada veba çoğalır. Mevlana Celaleddin Rumi, Kuddisesi Ruh Sami Hazretleri, onun ölüm yıl dönümünün kutlama haftası değil mi? Şeb-i Arus törenleri, Allah'a kavuştu mübarek dostu, 732. senesi. Bu kadar ulema, evliya geldi geçti tabii. Onlar bu kadar anılmıyor, edilmiyor. Bu Hazreti Mevlana ne adamdır, ne mübarek insandır. Bu dünyaya böyle bir çığır açmış bir zattır. Anferidunu cihanı manevi besbuvet kadreş burhan mesnevi besbuvet burhanı kadreş mesnevi mençi güyen vasfı an âli cenab nis peygamber veli idaret kitap diyor Molla Cami Hazretleri. Mevlana Cami büyük zat, Evliyaullah'tan Molla Cami buyuruyor ki manevi cihanın tek adamı o mübarek Hazreti Mevlana, kadrini kıymetini anlamak isterseniz mesnevisini okumak yeter diyor. Ben o yüce zatın methetmeyi nasıl becerebileyim ki, peygamber değil ama elinde kitabı var diyor. Yani çok veciz, beliğ, edebi bir ifade kullanıyor. Hakikaten Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddüs-i Sürruh Efendi babamız buyururdu. Mesneviye hiç itiraz edilemez. Öyle misaller, öyle meseller, öyle hikmetler, öyle ilimler söylüyor. İnsanları şaşırtıyor. Kimse de bir çıt çıkaramıyor. Şu anda UNESCO işte Mevleviliği korumaya almış. Dünya UNESCO
Adam bugün anlatıyor, o sapık yazarlardan, gazetecilerden bazıları. Meksika'ya gittim diyor, bir de baktım diyor, tabelada Mevlana yazıyor, 20 sene evvel. Lan bu Mevlana bizim Mevlana değildir, burada da bir başka biri var herhalde dedim diyor. Meksika'dan harar baktım, bizim Mevlana'ymış diyor. Yani oralara Hazreti Mevlana dediği gibi bir ok atacaksın diyor, 700 sene sonra da hedefe vuracaksın diyor. Hakikaten Mesnevi 700 seneyi doldurmuş, hala Mesnevi gündemdedir. Amerika'sından tut, bütün dünya gelmiş oraya, Konya dolmuş taşmış şimdi, otellerde yer kalmamış, her dinden, dilden, Japonya'dan, Çin'den Hazreti Mevlana'ya gelmişler. Fakat herkes Hazreti Mevlana'yı kendine göre bir kılıfa, kabuğa sokmaya çalışıyor. Efendim, kimisi kendine oradan delil çıkarmaya çalışıyor. Hazreti Mevlana şarap deyince hangi şaraptan bahsediyor? Aşk şarabından, Allah'a olan sevgiden, cennet şarabından bahsediyor. Bu tabi içkici ise kendine bir şarap efendim içme yolu buluyor. Efendim bir zındıklık yapıyor. Hazreti Mevlana'ya da bir iftira takıyor, Allah muhafaza etsin. Ondan sonra öbürü bir şey diyor, beri gibi bir şey diyor. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ı sevmiyor. Ondan sonra diyor ben Mevlana'cıyım. Diyorsun Mevlana diyor ki Ebu Bekir'i, Ömer'i sevme. Ben Hacı Bektaş'cıyım diyor. Bak Hacı Bektaş'ın mekalatı var. Hacı Bektaş diyor Ebu Bekir'i, Ömer'i sevmeyen gavur olur diyor. Hacı Bektaş'a inanıyorsan, Mevlana'ya inanıyorsan bak ne anlatıyor. Ama işine gelmeyince tabii hemen kıvırıyor. O sizin kitabınızda öyle yazıyor diyor. Bizim kitapta başka yazıyor diyor. Herkes kendine göre uydurmaya çalışıyor. Hazreti Mevlana bizim büyüklerimizden, efendim imamlarımızdan, Allah dostlarımızdan, efendim Mesnevisi onun kendini anlatmasına yetiyor, artıyor. Ne diyor Hazreti Mevlana efendim? Evr bernayet beymen'i zekat ezzina üfted ve ba ender cihat. İşte Mevlana, Mevlana'yı kendinden dinle bak. Onun sözü. Diyor ki ebr bernayet beymen'i zekat. Zekatlar tam verilmediğinden bulutlar gelmiyor, yağmurlar yağmıyor, mahsuller vermiyor, bereketler kalmıyor. Bak ne kadar yağmur yağıyor. Ahir zamanda çok yağmur yağacak diyor Resulullah, hiç bereketi olmayacak diyor. Nerede bolluk, nerede bereket? Fakir fukara yine inim inim iniyor. Bulut gelse de, yağmur yağsa da bereket kalkar. Zekat tam verilmediği zaman toplum rahatlamaz. Ezzina üftet veba ender cihat. Efendim, zina çoğaldığından dolayı diyor, altı yönden, her taraftan veba yayılıyor, mikrop yayılıyor. Musibet saçılıyor diyor. İşte Hazreti Mevlana zina yapmayın diyor. Zina yaparsanız Allah belanızı verir diyor. Hepiniz mikrop olursunuz, hasta olursunuz, hastaneler. Bütün İstanbul'u hastane yapsanız müşteri bulursunuz. Neden? İşte bu zinanın yaydığı mikroplardan, saçtığı musibetlerden, felaketlerden. Bu AIDS denen bela ne acayip bir şeydir. Gidiyor orada tıraş oluyor, tıraş olana bir ufacık kan bulaşsa onun AIDS'li adamdan, onun kanından ona geçiyor. Allah Allah. Hiç adamın suçu yok. Efendim, mikrop bulaşmış ona. Adam gidiyor zina diyor bir kadından, Allah muhafaza etsin. Geliyor evdeki namuslu hanımıyla da cima diyor, birleşiyor. Gidiyor oradaki mikrobu taşıyor buna. Yazık değil mi zavallı namuslu kadını da ne yapıyor? Hanımını da hasta yapıyor, çocuğunu da hasta yapıyor. Hepsini mikroba karga ediyor. Bu ne beladır, bu ne felakettir. Allah'ı dinlememek ne musibettir ya. Ondan sonra düzen yok, huzur yok, şu var, bu var. Bunlar neyle düzelecek? Oturuyorlar masanın başına, hindi gibi düşünüyorlar. Bülbül gibi ötüyorlar, konuşuyorlar. Kalkıyorlar. İstediğin kadar tedbir al. İstediğin kadar efendim güvenlik görevlisi tut. İstediğini yap. Sen ne hastalığın önüne geçebilirsin, ne hırsızlığın, ne yolsuzluğun, ne soysuzluğun. Ancak Allah korkusunu bu kalbe vereceksin. Ahiret imanını aşlayacaksın. Adam Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü bilecek ve böylece haram işlemeyecek. Ancak o zaman bu memleket yeniden kurtulur inşallah rahman. Sizler vesile olursunuz, bu sohbetleri yayarsınız, dağıtırsınız. Herkes biraz dinler, namaza başlar, ibadete başlar. Geldiler dediler ya Resulallah, falan adam senin arkanda namaz kılıyor, hem de hırsızlık yapıyor, ne yapacağız?
Resulullah adamı çağırında, sen hem hırsızlık yapıyorsun hem namaz kılıyorsun. Senin namazın kabul değil, sen hırsızlığına devam et, namazı bırak, git defol camiye gelme buyurmadı. Ne buyurdu? İnne salate useten ha. Bırakın dedi, cemaata devam etsin, yakında namaz onu hırsızlıktan engelleyecektir. Hakikaten adam cemaata devam etti, hırsızlığı bıraktı. E şimdi millet cemaata gelecek, camide bir şey duyacak, ayet dinleyecek, hadis dinleyecek. Ondan sonra kendine gelecek, haramları terk edecek, Allah'ın yoluna gelecek, cennete gelecek. Allah-u Teala ne buyuruyor? Zina yapmayın buyurmuyor. Ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Yani ne buyurmak istiyor? Namahreme bakmayın, göz atmayın. Estaizu billah. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ بَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْلَعُونَ. Habibim, inananlara söyle. Siz inanan kullar mısınız? Evet. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, hemen aşağısındaki ayet, inanan kadınlara da söyle. Burada kadın cemaat de var, erkek cemaat de var. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ey inanan erkekler, ey inanan kadınlar. يَغُضُّوا مِنَ بَصَارِهِمْ, gözlerini yumsunlar. Namahreme göz atmasınlar. Kadın erkeğe bakmasın. Erkek kadına bakmasın. E kadın çarşaf giyiyor. Gözünün altından, burnunun üstünden efendim ne yapıyor? Kendini gizliyor. Allah mübarek etsin. Allah sayılarını artırsın. Allah muhafaza etsin. Allah nazardan muhafaza etsin. Ama o kadının da gözüyle bir erkeğe bakması caiz değil. Ancak zaruret miktarı yolunu görecek ki efendim gözünü kapatırsa ne olur? Tökezlenir, düşer, direğe çatar. Ha, yolunu görecek kadar, işini görecek kadar bakabilir. Ama efendim şehvetle nazar, şehvetle bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. En-nazaru sehmun min sihami iblis. Şehvetle baktığın anda Allah muhafaza şeytanın zehirli oklarından bir oku yemiş oluyorsun. Ancak insan gayri ihtiyari yolda geçerken bir kadının gözü bir erkeği alabilir, bir erkeğin gözü bir kadını alabilir. O anda da içine bir beğenme gelebilir. Ama gayri ihtiyari bakmıştır, hemen gözünü kaçırmıştır. Yine Allah Teala kullarına acımıştır. El-ûlâ leke ve's-sâniyetu aleyk. İlk bakış, yani gayri ihtiyari gözüne çatması başa baş gelir. Hani orada günah yazılmaz. Ama ne zaman ki bak şuradan tam köşeyi dönecek, köşeyi dönmeden bir daha bakayım dersen, ikinci bakış mutlaka aleyhine yazılacaktır. Ondan sonra şeytan içinde kurcalamaya başlayacaktır. Onun güzelliklerini sana hatırlatacaktır. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ, Allah buyuruyor. Gözlerin hain bakışını da biliyor, kalplerin içerideki hain planlarını da biliyor. Göz bakıyor, İçerisi neler kuruyor, kalp neler düşünüyor. Öyle bir Allah ki kalplerin hakimidir. Celle Celaluhu ne düşündüğünü, ne düşüneceğini biliyor. Onun için ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Yaklaşırsanız evvela konuşmaya başlarsınız. Şimdi bu ne rezalettir? Çetleşmek, çıtlaşmak, çutlaşmak, bu nereden çıktı bunlar ya? Mesaj çekecek tanımadığı kadına, o onun adamına mesaj çekecek, o onunla telefonlaşacak, açacak. Yani bunlar 10 sene, 20 sene evvel duyulsaydı millet derdi ki olur mu öyle şey, millet birbirini vurur derdi. Şimdi ne kadar normal hale geldiğini görüyor musunuz? Televizyona çıkıyor, numarasını veriyor. Beni isteyen bu numaradan arasın diyor ya. Allah Allah diyor. 24 saat açığım diyor. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. İsteyen diyor bu numaradan arasın diyor. O ona numara veriyor, o ona numara veriyor. Bu internetler, bu cep telefonları biraz fayda olsun derken bin katarı da zarar oldu. Böyle bir bela. Yine ayet nasıl yerini buluyor? Zina yapmayın buyuracak yerde zinaya yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsanız fren tutturamazsınız. Ondan sonra kendinizi zinanın içinde bulursunuz. Ondan sonra kendinizi cehennemin ta içinde, merkezinde bulursunuz. Allah muhafaza etsin. Namahrem kadınla ne telefonla konuşuyorsun? Ancak telefon açarsın. Kızı çıkar adamın. Baban evde mi dersin? Varsa verir, yoksa yok der, kapatırsın. Nasılsın kızım? İyi misin? Efendim, baban ne zaman gelecek? Havalar nasıl? Sular nasıl?
Ne konuşuyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun adamın karısıyla? Ne konuşuyorsun adamın kızıyla? Bu konuşmalar caiz midir? فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَضٌ Ey kadınlar buyuruyor Allah Teala. Sakın yumuşak konuşmayın. Kibar konuşmayın. Yabancı erkeklere, namahrem erkek, babandır konuşursun, kocandır konuşursun, oğlundur konuşursun, erkek kardeşin konuşursun, süt kardeşini konuşursun, amcandır konuşursun, dayındır konuşursun, amcanın oğlu konuşamazsın, dayının oğlu konuşamazsın, kaynın konuşamazsın, kocanın erkek kardeşi konuşamazsın. Ne kadar konuşursun? Evde var mı? Yok. Buyurun kapat. Varsa buyur. Biraz muhabbet ettin mi ne olur? Allah muhafaza. Hele bir de yumuşak konuşursa, efendim, Mevlana buyuruyor, ben herkesin kalbi hastadır demiyorum. Herkesin içi bozuktur, südü bozuktur, huyu bozuktur demiyorum diyor Allah. Ama kalbinde hastalık olan kullarım vardır. Hastalık olan kullarım tamalanır, heveslenir, ümitlenir, iştahlanır, arzulanır. O zaman ne olur? Kötü yollara çeker. İşte haberlerde dinledikleriniz, işte gazetelerde okuduklarınız, her gün binlerce yuva yıkılıyor. Kayınbirader meselelerinden, kayınlardan niceleri efendim, kayının karısını, kardeşinin karısını kaçırıp götürüyor. Adam geçen gün bak bize haber ediyor, anlatıyor. Komşusunun karısını almış kaçırmış. E tabii ki telefonla konuşursan, kapı karşıya görüşürsen, erkekler kadınlar bir arada oturursan, aynı sofrada yemek yersen, çay kahve muhabbetleri yaparsan, o senin karına bakarsa, sen onun karına bakarsan, nereye götürür bu? Nereye götürür? Biz bunu söylüyoruz, dokuz köyden kovuluyoruz, gerici, yobaz hoca diye tam kalanmışız zaten. Ama bu böyle kardeşim. Ondan sonra diyor, adam diyor, ben bunu yakalayacağım, vuracağım, edeceğim. Bir şey yok. En sonunda, aylar sonra adam telefon ediyor. Ulan namussuz herif, sen nasıl bana telefon ediyorsun? Karım nerede, karımı getir diyor. Ya diyor, sen de benimkini al diyor. Ben seninkini aldım gittim diyor yani. Geçen gün gazete yazıyor bunu ya. Hah, işte bunun sebebiyeti nedir? O telefon konuşmaları, o aile yemekleri, çay muhabbetleridir. Allah buyuruyor ki, sesinizi dahi yumuşatmayın. Ne olacak? Yabancı bir adam telefon ediyor. Ona ne cevap verecek? Efendim, Ahmet Bey evde mi? Yok. Kapatacak. Bu sefer adam gidiyor, adama şikayet ediyor. Ne oldu? Ya senin karın ne kadar kaba ya. Niye? Telefonu suratıma kapattı. Çok iyi yapmış, benim karım seninle muhabbet mi edecekti diyeceksin. Hah, işte durum budur. Adam sohbet dinliyor, haremliğe selamlığa başlıyor. Öbürü bayramda geliyor. Ne oldu? Efendim, bir dakika diyor, hanımlar şu tarafa, erkekler bu tarafa. Aa, sen eski köye yeni adet mi çıkarttın diyor ya. Kardeşim, eski köye yeni adet değil. Efendim, bu eski adetmiş de biz yeni öğrendik diyor. Niye? Ben hocanın vaazını dinledim. Senin karın bana haram, benim karım sana haram. Birbirine bakamazsın, ne demezsin? Benim karı gelip de sana çay veremez. Ondan sonra arkasını dönüp giderken sen ona bakamazsın. Böyle bir şey yok. Ne olacak? O kapıyı tıklatacak, oraya koyacak. Ben senin çayını, çorbanı getireceğim, önüne koyacağım. Yiyeceğiz, içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Kadınlar da kendi aralarında, aralarında istedikleri zaman gülsünler. Sıcak olur, belki orada biraz düğmelerini açsınlar. Rahat otursunlar, nefes alsınlar. Cık, orada sesini duymak bir sıkıntı, gülse bir sıkıntı, konuşsa bir sıkıntı, otursa bir sıkıntı, kalksa bir sıkıntı. Kadın erkek bir arada olur mu ya? Olmaz. Neyse, adam ondan sonra diyor, epey zaman gelmedi, gitmedi, aramadı, sormadı. Bir zaman yolda karşılaştık. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? İyiyim, şudur budur. Ben sana daha diyor, küstüm, gelmeyeceğim. Neden diyor? E, bayramda geldik, hanımını bizim yanımıza çıkartmadın kardeşim diyor. Ulan ne namussuz herif, sen hanımı görmeye mi geldin dedi, beni mi görmeye geldin? Şimdi bunu tabii herkes diyor ki, benim kalbim temizdir. Ondan sonra efendim, sen bunu kalbi hasta olanlara anlat. Herkesi aynı hesaba koyma, aynı tartıyla tartma. Bu hocaların kalbi bozuk. Bana bak, kafamı bozma. Hocaların kalbi temiz. Ben sana ayet okuyorum, sen bana nane okuyorsun. Allah Teala buyuruyor ki, وَاِذَا سَأَلْتُمُونَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُونَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Bu ayeti ben uydurmadım. İstediğiniz diyanetin mahalline gidin bakın. Bana inanmayan.
Zalikum ettaru li kulubikum ve kulubin. Bir tarafta diyor benim peygamberimin hanımları var. Bir tarafta da benim peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem ashabı var. Resulullah'ın hanımları bizim nelerimiz? Annelerimiz. Ne demek annelerimiz? Öyle senin hacı anne, ahiret anne dediğin gibi anne değil. Hakiki anneden ileri anne. Ne anlamda söylüyorum onu? Sen şimdi hacı anne dediğin, ahiret anne dediğin bir kadınla bile şeriata göre evlenebilir misin, evlenemez misin? Evlenirsin. Eğer hakikaten annen değilse, süt annen değilse, efendim, kayınvaliden değilse evlenirsin. Ama Resulullah'ın vefatından sonra hanımlarıyla hiçbir ümmetten biri evlenebilir mi? Evlenemez. وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ اَبَدًا. Ebediyen diyor, hanımlarını hiçbir ümmet nikahlayamaz. Çünkü öz annesinden ileri annedir diyor. Dolayısıyla benim peygamberimin hanımlarına bir şey sorup isteyeceğiniz zaman araya perde koyun, perde arkasından isteyin diyor. Bu taraftakiler kim? Sahabe. Sahabe kim? En büyük veliler sahabenin en ednasının derecesine ulaşamaz. Sahabenin en aşağısı kim diyoruz? Hazreti Vahşi. Hazreti Hamza'yı şehit eden zat. Sonradan Müslüman oldu. Peki evliyanın en büyüğü kim diyoruz? Üveys el-Karani. Ne diyor İmam Rabbani? Kudsesi ruhu. Veys el-Karani ki diyor, tabiinin en hayırlısıdır, evliyanın en üstünüdür. Makamların en sonunda Hazreti Vahşi'nin diyor ilk sohbette aldığı makamı kazanamamıştır diyor. Dolayısıyla bugün en büyük evliyanın bile en ednasına yetişemediği sahabeden bahsediyoruz. Karşı tarafta da öz bir öz anneden ileri anne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bahsediyoruz. Ezvacı tahirat ümmatil müminin rıdvanullahi aleyhinne ecmain. Peki onlarla bir şey konuşacağınız zaman nasıl konuşun diyor? Perde arkasından. Eğer arada perde olursa diyor, iki tarafın da kalbi daha temiz olur diyor Kur'an. Sen de diyorsun ki benim kalbim temiz, istediğimden konuşurum, görüşürüm, karşılıklı otururum diyorsun. Sen hangi kitaba inanıyorsun? Hangi kitaptan fetva veriyorsun? İşkembeden fetva veriyorsun sen. Atıyorsun sen. Desteksiz atıyorsun. Ben sana ayet okuyorum. Sen Kur'an'a uy, sen ayeti duy. Ne buyurdu şimdi burada Allah? Zinaya yaklaşmayın. İşte zinaya yaklaşmayın nereden geçiyor? Telefonlaşmayın, chatleşmeyin, mesajlaşmayın, görüşmeyin, konuşmayın, namahremle bulaşmayın. Ondan sonra efendim peş peşe götürür seni, cehenneme kadar sürükler seni, helak eder seni, mahveder seni. Allah Teala buyuruyor. Zalike ezkâ lehum. Siz benim Müslüman kullarımsınız. Bana inanan erkek kadın kullarımsınız Allah buyuruyor. Hepinize söylüyorum, gözünüzü yumun, namusunuzu koruyun. Gözünüzü yumarsanız namusunuzu korumak kolay olur. O zaman bu sizin için daha temiz olur. İnnallâhe habîrun bimâ asnaûn. Allah yaptığınızdan çok haberdardır. İçinizden geçenden haberdardır. Konuşurken ne niyet taşıyorsun ondan da haberdardır. Onun için hanım kardeşlerimiz yabancı erkeklere karşı telefonda da olsun kaba konuşsunlar, sert konuşsunlar, zaruret miktarı konuşsunlar, hemen kapatsınlar, muhabbete girmesinler, sorulara cevaplara karışmasınlar. Uygunu budur. Ama bu millete göre kabalıktır, nezaketsizliktir. Kibarlıkla bağdaşmıyor ama İslam'la tam bağdaşıyor. Kur'an'la tam uyuşuyor. Evet. Şimdi ne olur? Ne olur'a gelelim. Neticeye getirelim. Zina nereye götürür onu anlatalım. Ondan sonra artık herkes kendine bir çeki düzen verir inşallah. Allah'ın gazap ettiği işlerden uzak durur. Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah. Vellezine la du'une ma'allâh ilâne ahar. Benim dostlarım benle beraber başka ilaha tapmazlar. Şirk koşmazlar. Allah cümlemizi şirkin açığından da gizlesinden de muhafaza etsin. Vela yaktulûne nefselleti harramallâh illâ bilhak. Haksız yere cana kıymazlar. Haklıyı anlattım size. Kısastır, rejimdir. İrtidadın, mürtedin katlidir. Bunu da kim yapar dedim? Mahkeme kararıyla. Hükümet yapar. Yoksa fertlerin de adam öldürme, infaz hakkı İslam'da yoktur dedim. Vela yeznun. Zina da yapmazlar. Ve men yef'al zalik. Kim zina yaparsa ben ona ne yaparım? Ben ona ne yaparım? Mevla buyuruyor. Yelqa esama. Zina yapan bilsin ki diyor, esama kavuşacaktır.
Esham neresi? Bir başka ayet-i kerime okuyoruz. Bu Furkan suresinde. Bu şimdi okuyacağım. Meryem suresinde. Ne buyuruyor Estağfirullah? فَقَلَفَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Benim dostlarımdan, peygamberlerimden, salih kullarımdan sonra kötü döller türediler. اَضَاعُ السَّلَاةِ Başta ne yaptılar? Namazı zayi ettiler. Namazı terk ettiler. İnanmadılar, kılmadılar, gevşek kıldılar, kazaya bıraktılar. Namazın zayiatı çok uzun bir sohbet ister. وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şehvetlerinin peşine gittiler. Canları ne istediyse onu ettiler. İşte zina ettiler, livata ettiler. Ne türlü günahlara bulaştılar? Şehvani işler yaptılar. Bunların da durumu ne olacak? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Bunlar da yakında, çok yakında ölür ölmez, son nefesi verir vermez gayyayı boylayacaklardır diyor. Şimdi o ayette ne buyuruyor? Esam. Bu ayette ne buyuruyor? Gayya. Gay ile esam, bunların tarifi gerekiyor. Muhammed Mustafa ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. El gayyü vel esam bi irani yesilu fîmâ sadîdü ehlin nâr. Cehennemde iki tane kuyu var. Bir kuyunun adı gay, gayya diyoruz ona. Bir kuyunun adı esham. Bu iki kuyu cehennemin en derin ve dip yerindedir. Üst tabakada yananlar, cehennem dereke derekedir. Tabaka tabakadır. Cennet de derece derecedir. Üst tabakada yananlar yandıkça akar. Cerahat akar, leşleri akar. Nasıl ki döneri döndürdükçe ne olur? Dibine yağı akar. Et ateşi gördü mü ne olur? Et yağ bırakır. İşte cehennemde yananların da irinleri vardır, kusmukları vardır, leşleri vardır, cerahatleri vardır, akıntıları vardır, pislikleri vardır. Bütün cehennemde yananların irinlerinin toplandığı aşağı yere, çukura iner bütün akıntılar. O iki kuyunun adının biri gayyadır, birisi ethamdır. İşte zina yapanların boylayacakları yer buralardır Allah buyuruyor. Şehvetine uyanın yeri burasıdır Allah buyuruyor. Şimdi hesabı güzel yapmak lazım. Bak, içinizde 60, 70, 80 yaşından belki adam var, içinizde 5-10 yaşında çocuk var. Herkes efendim bir hayat yaşıyor. Hepimizin imtihanları var. Hepimizin haramlarla imtihanlarımız var, günahlarla imtihanlarımız var, nefisle şeytanla imtihanlarımız var. Allah kazananlardan eylesin. Amin. Bak şu hayat geldi geçiyor. Ben 40 yaşını geçtim. Dünkü çocuktum ben. 12-13 yaşımı hatırlıyordum. Pat 41 oldum. Şimdi sen hesabını yap. Men cavezeler bain ve lem yaglib hayru şerru felide cehzilen nar buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşı 40'ı geçen hayrı şerrini geçmeyen cehenneme ceyizini bohçasını hazırlasın. Şimdi yaşı 40'ı geçen, peki yaşı 40'tan aşağı olan ne yapacak? Hadis de diyor ki yaşı 40'ı geçen hayrı şerrini geçmeyen. Yaş 40'ı geçtiğinde hayrın şerrini geçmesi için daha 15 yaşında buluğa erdiğinden beri hayır yapman lazımdır. Çünkü 40 dedin mi hayrın şerrinden fazla olması lazımdır. Sen yaşın 40 olmuştur, hesabından, dosyandan haberin yoktur. Şu anda sen karda mısın, zararda mısın, hayırda mısın, şerde misin, cennette misin, cehennemde misin? Haberin yoktur. Yaptığın amellerden hiçbir muhaseben yoktur. Yattığın zaman, yastığa başını koyduğun zaman ben bugün ne yaptım, Allah'ımı gazap ettirecek, kızdıracak veya razı edecek, sevindirecek ne iş yaptım diye bir muhaseben yoktur. Yevmiyen yok, günlüğün yok, aylığın yok, yıllığın yoktur. Ne vardır? Ha, karşıki komşu ölmüş, cenazeye davet vardır. Sen de cenazeye gitmişsindir. Bugün biz cenazedeydik. Efendim, geçen gün cenazedeydik. Her gün bizi bir yere çağırıyorlar. Bir Müslüman kardeşimiz vefat etmiş, Allah rahmet eylesin diyoruz, gidiyoruz cenazesine. Ama hiç kendi ölümümüz aklımıza gelmiyor. Biz böyle yaşarız. Bir de hemen soruyoruz, neden ölmüş? Bir de hemen onu soruyoruz. Onu niye soruyoruz biliyor musun? O bir nedeni var da o da sende yoksa, ha tamam. Mantığa bak. Mantık, cehaletin mantığı yoktur. Neden ölmüş? Kanser. E ben kanser değilim ki, Allah Allah. Efendim neden ölmüş? Şekeri fırlamış. E bende şeker yok ki. Neden ölmüş? Evet sirozdan. E bende siroz yok ki. Neden ölmüş şundan? Yüksek tansiyon, beyin kanaması için. Neden ölmüş? Kalpten, sekte oldu kalp duruyor. E benim damarlarım tıkalı değil ki. Ha bir adam ölmüş bir şeyden, neden ölmüş?
vallahi hiç belli değil, sebepsiz yere sapasağlam adam, taş gibi adam, tang badak ölmüş dediği zaman bunun morali bozuluyor. Bunu araştırmak lazım diyor, illa bir şeyden ölmüş. O niçin onu araştırıyor? Onu duyduğu zaman o hastalık da onda yok ya, rahatlayacak. Halbuki hiçbir alakası yoktur, herkes ecelinden ölmüş. Yoksa nice kalp damarı tıkalı olanlar var, yaşıyor. Öbür bütün damarı açık olanların bir anda tıkanıyor. Nice kanser var, 20 sene 30 sene yaşıyor. Adam 3 aydır kanser olduğundan haberi yok, bir anda ölüyor. Dolayısıyla kanser adamı öldürmüyor, ülser adamı öldürmüyor, şeker adamı öldürmüyor. Adamı Allah öldürüyor, ecel öldürüyor. Şu cemaatin içindeki hepimiz bu gece eve dönmeden ölebiliriz. Hiçbirimiz eve sağlam gideceğimize yemin edemeyiz. Bir akıllı çıksa şurada, vallahi ben sağlam eve gideceğim dese ona deli deriz. Kafayı yemiş deriz. Çünkü herkesin her an öldüğü ortadadır. Peki bu kadar zevalde, yakın gelecekte her an tehlikede olan bir hayatımız vardır. Bu hayatta bize nefis şeytan bir şeyleri süslemektedir. Cazip göstermektedir. Namahremleri süslemektedir. Helalı kötü göstermektedir. Haramı güzel göstermektedir. Bunlar meydandadır. Adamın zina yaptığı kadın evdeki hanımından bin kat çirkindir. Bunu araştırdığın zaman gördüğün halde, yakınları bildiği halde yine de o haram ona tatlı gelmektedir, helal ona kerih gelmektedir. Artık şeşi beşliği bırakmak zamanı gelmektedir. Hesapları doğru yapalım. Mizanı aklı Kur'an'a döndürelim. Aklı kitaba döndürelim. Allah'a uyduralım. Şehvete uydurmayalım. Yalanı yanlışı bu kulaklara duydurmayalım. Bak, hak olan vaazları dinlettirelim. Biz size doğruyu söylüyoruz. Allah bize de doğruyu yapmayı nasip etsin. Size de beraber. Şimdi afet var, felaket var, tehlike var, bela var. Dünyada hastalık var, mikrop var, musibet var, ahirette azap var, cehennem var. İnsan gözü göre göre bu kadar belayı satın almaz. Satın almaz. Bak burada bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. İyyakum ve zina fe inne fihi sitte hisal. Aman zinadan uzak durun. İşte onun için göz zinasından da uzak durun. Kulak zinasından uzak durun, el zinasından uzak durun. Hepsinden uzak durursanız Allah'ın zinaya yaklaşmayın emrini tutmuş olursunuz. Ve o zaman esas zinadan, kebair günahtan, büyük günahtan korunmuş olursunuz. Yoksa içine doğru yanaşmış olursunuz. Bu altı haslet, selâsün fid dünyâ, selâsün fil âhirâ. Üçü sizi dünyada bulacak, üçü de ahirette. İçimizde zina yapan varsa, Allah muhafaza etsin. Acayip acayip şeyler ya. Yani sakallı adam, hacı adam duyuyorsun, zinadadır. Kapalı kadın, örtülü kadın duyuyorsun, zinadadır. Şaşılacak iştir kardeşim ya. Böyle bir musibettir, felakettir, sarmıştır. En büyüğü de, en belası da komşunun eşiyle zinadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ekberul Kebair'den soruldu. Büyük günahlar çoktur. 70'tir, 700'dür, sayısı efendim bayağı vardır. Ama günahların büyüğünün de en büyüğü hangisidir sorulmuşuna cevabında ne buyurdu? En tüşrike billahi nidden ve halakak. Seni yoktan yaradan Allah'ına ortak koşmandır. Bundan büyük bir günah olur mu? Şirktir, imansızlıktır. İmansızlık da bir günah çeşididir tabii. Sümme eyyü, sonra hangisidir? Sordular. Allah'a ortak koşmaktan sonra, gavurluktan sonra en büyüğü sordular. Bu Buhari hadisinde geçer. Ne buyurdu? En tuzaniye halilete carike. Komşunun karısıyla zina yapmandır. Çünkü komşuluk arasında bir emanet vardır, bir güvence vardır. Komşunun komşuda çok büyük hakkı hukuku vardır. Hatta Resulullah ne buyurmuştur? Mazale Cibril yusini bil car hatta zanentu ennehu seyverrizu. Hazreti Cibril geldi gitti, geldi gitti. Aman komşu hakkı, aman komşu hakkı diye o kadar üstüme geldi ki ben zannettim yakında da gelecek diyecek ki komşu öldü mü mirasına komşu sahip olacaktır. Ben zannettim ki mirası akrabasına değil de komşusuna kalacaktır. O kadar zannettim tabii, öyle olmadı. Komşu mirasta sahip değildir İslam'da. Ama komşuluk hakkı budur. Peki bu hakkı ihlal ettiğin zaman hem Allah'ın hakkı hem komşunun hakkı, komşu karısıyla, komşunun kızıyla
mahalleninin yakın komşu, uzak komşu, vel cari dil kurba, vel cari cünübi Allah buyuruyor. Kapı kapıya komşu, bir de uzak komşu, mahalle komşusu derken bu komşuluğun boyutları biraz genişlemektedir. Ve komşu karısıyla yapılan zina şirkten, imansızlıktan sonra gelmektedir. Ondan sonra hangisidir? Sordular. En tektüle veledeki mekâfeten yat'ame mâk. Çocuğum benle yerde, ben çocuğumu geçindiremem, bu kadar nüfus bakamam diye kendi çocuğunu kendin katletmen, öldürmendir. İşte tabii ki cahiliyet zamanında diri diri kız çocuklarını gömmeleri, şimdi de Allah muhafaza etsin kürtaj gibi yollarla çocuklarını öldürmeleri buraya dahildir. Niçin? Nüfus artacaktır. Ben fakir adamım. Çocuktan korunmak, korunmaya müsaade var. Mekruh diyen mezheplerde vardır. Ama bizim mezhebimizde mekruh demiyoruz biz. Çocuk olmasın diye korunmak mekruh değildir, caizdir. Sahabe-i kiram da korunurduk diyorlar. Ama çocuk olduktan sonra velev bir günlük dahi olsa bunun alınmasına, öldürülmesine müsaade etmek işte buraya dahildir. Bakamam, büyütemem, yediremem, içiremem diye çocuğunu öldürmen de şirkten ve zinadan sonra en büyük günahtır. Allah muhafaza etsin. Ancak annenin hayati tehlikesi olursa, efendim karnında çocuk ölür veya zehirler, anneyi öldürmek üzeredir. Yani bu da Müslüman ve sözüne güvenilen hekim ve doktorlar tarafından tespit edilirse ancak o zaman bir fetva vardır. Annenin hayatının kurtulması bakımından. Yoksa müsaade yoktur. İşte günahlar. Bu altı hasletin üçü dünyada bela musibet olarak size dönecek. Allah muhafaza, üçü ahirette. Dünyadakiler emmellati fid dünya fe nuksanur rizk. Bir adam zinaya müptela olursa, zina yapmaya devam ederse bunun rızkı eksilir. Mutlaka geçimi sıkıntıya girer. Bu kesindir. Sen dersin ki işte bu kadar zenginler var, trilyonerler, katıl trilyonerler, bunlar hep zina ediyorlar. Halbuki rızıkları eksilmiyor. Sen öyle zannedersin. Bunun manası nedir? Bunun manası rızkının bereketi kesilmiştir. Bereket ayrı bir şeydir. Zenginlik ayrı bir şeydir. Bereket başka bir şeydir. Muhterem kardeşlerim, 100 milyar geliri olup ağlanan vardır, intihar eden vardır. 1 milyar geliri olup 500 milyon geliri olup hamd eden vardır, şükreden vardır, yiyip içip rahat eden, ibadet eden vardır. Bereket ayrı bir şeydir. Şu intihar edenlerin çoğuna bakarsanız katır trilyonluk bütçelerin sahipleridir. Ama hangi faizlerle, hangi zinalarla, hangi günahlarla Allah belalarını vermiştir ve onlar şimdi çoğu helak olup gitmiştir. Kimisi sürgün olmuştur, kimisi hapistedir, kimisi de başına geleceği beklemektedir. Onun için zina eşittir, bereketsizliktir, huzursuzluktur, geçimsizliktir. Ve yasîr mahrûmen minel gayrât. Bütün hayırlardan mahrumdur. Hiçbir hayır ona ulaşmaz. Hiçbir rahmet ona ulaşmaz. Amin denir, dua kabul olur, o nasipsizdir. Kadir gecesi gelir, beraat gecesi gelir, cuma gecesi gelir, cuma günü gelir. Tevbe etmedikçe, zinayı terk etmedikçe o mahrumdur. Hiçbir yerde af olmaz. Hacca gider, Arafat'tadır, Müzdelife'dedir, Kabe'dedir. Ama o zinadan tevbe etmeyip de bırakmaya karar vermedikçe o mahrumdur. Haçta da olsa mahrumdur. Ondan sonra ve yasir bagidan fi kulubin nas, insanların kalplerinde Allah tarafından sevgisi alınmıştır. Allah'ın dostları, Müslüman kulları, iyi kulları onu sevmezler. Sevimsizdir. Gözlerinin altından efendim suratının karalığına kadar alametler suratında belirgindir. Allah meymenetini alır, Allah nurunu alır, suratına bir karartı verir ve gören insanlar onu beğenmezler.
Zina yapanın bazı simaları vardır, alametleri vardır. Nasıl ki secde edenlerin alınlarında secdenin eseri vardır. İnsanların gizli yaptıkları günahlarında, gizli yaptıkları sevaplarında üzerlerinde belirtileri vardır. Bir insan diyor, yedi kapıyı üzerine kitlese, içerisinde bir namaz kılsa, gizliden kimse duymasa, Allah onun diyor yüzüne eserini vurur, yedi kapı içinde gizlediği amelini Allah açığa çıkarır, insanlar ne mübarek adam diye onu methetmeye başlar. Halbuki kimsenin yaptığından haberi yoktur. Ama bir insan yedi kapı içinde gizli bir günah yapsa, Allah onun nursuzluğunu suratına vurur, bütün insanlar gördüğü zaman ne beri meymenetsiz adam diye efendim ondan nefret ederler. Ve emmellâti fil âhira. Ahiretteki tehlikeler, en mühim tehlike. فَغَضَبُ الرَّبِّ. Bu yetmez mi? Bundan büyük bir bela olur mu ki? Allah-u Teala onu gazapla karşılayacak. Rahmetiyle karşılamayacak. Mevla'yı görür görmez, huzuruna çıkar çıkmaz, Allah'ın gazabına çarpılacak bir defa. وَشِدَّتُ الْحِسَابِ. Ondan sonra muhasebesi zor olacak, çetin geçecek, Allah Teala dosyaları açacak, açtıkça karıştıracak, inceleyecek, bütün hesapları deşecek. Muhteremler, bizim hesabımızın deşilmeye, eşilmeye tahammülümüz mü vardır? Her tarafımız zaten devenin kamburu gibi yamuk yumuktur. Bari bu büyük günahlardan sakınalım da Allah şiddetli hesaba tabi tutmasın, kolay bir hesapla hesabımızı görsün inşallah. Ondan sonra وَدْدُخُولْ فِي النَّارِ. Cehenneme girmek kaçınılmaz bir beladır ki Allah'ın Celle Celaluhu اَنَّارَ الْكُبْرَى, en büyük ateş dediği o ateş. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Tebarek ve Teala buyuruyor, الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى. Ne buyuruyor? وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى. Habibim sen vaaza devam et, nasihata devam et, ayet oku, hadis oku, millete İslamiyet'i anlat. Ne olacak? سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Kimin Allah'a imanı var, kimin ahirete imanı var, kim korkuyorsa Allah'tan, o öğütlenecek, o nasihatlenecek, etkilenecek, tesirlenecek. Bizde iman vardır elhamdülillah. Bu cemaatler sohbet dinledikleri zaman etkileniyorlar. Bu etkilenme neyin eseridir? İmanın alametidir. اَتَجَنَّبُهَ الْاَشْقَى. O en kötü, en mahrum, en bedbaht olanlar vaazdan, nasihattan ne yapacak? Kaçacak. Dinlemeyecek. Dinlemek istemeyecek. Neden? Dinlemeyeyim daha iyi diyecek. Moralim bozuluyor. Çünkü neden? Vaazdan niye uzak duruyor? اَلَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى. Çünkü en büyük ateşe girecek. O en büyük ateşe yaklaşıyor. Vaazdan kaçıyor, en büyük ateşe yaklaşıyor. ثُمَّ لَا يَمُوتْ فِيَا وَلَا يَحْيَا. Ondan sonra ne olacak? O cehenneme girdiği zaman ne ölebilecek, ne dirilebilecek. Yanacak, yanacak, yanacak. Can buraya kadar gelecek. Çıksa ölecek, ölse dinlenecek. Ama Allah Teala azabı sürdürmek için canını çıkartmayacak, onu devamlı yakacak. Böylece yanacak, yanacak, yanacak. Kullemâ nebzecet cülûdûn beddellâm cülûden gayrâ liyezûkûl azâb. Derileri pişecek, olgunlaşacak, düşecek. İskeletler kalacak. Artık adam ölecek hale gelecek. Allah diyor yeniden Celle Celaluhu süt beyaz, taptaze çocuk gibi deriler vereceğiz. Yeni deriler tazeleyeceğiz. Azabı tatsınlar için, tadına baksınlar için. Hangi haramların tadına bakmıştınız? Hangi günahlarla eğlenmiştiniz? Şimdi bunların azabını tadacaksınız buyuracak. Ve böylece ne ölecek, ne dirilecek. Bunu göz önüne alan varsa hesabını ona göre yapsın. Şimdi cehennem ateşi diyoruz, o büyük ateş diyoruz. Kur'an diyor en büyük ateş. Ne demek? Dünyada da ateş gördünüz. Bak, hepinizin evlerinde ateş yanıyor, ocak yanıyor. Ateş yanmadan yemek pişmez, ev ısınmaz. Eskiden görüyorduk ateşi, şimdi doğal gazlar var tabii. Biz görmeden yanıyor. Efendim, ocaklarda yine bir derecede ocakta gözüküyor. Elektrikli ocak bile olsa kızgınlaşıyor. O kızgınlık görülüyor, ateşin kızgınlığı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, inne nârakum hâzihi cüz'ün min seb'ine cüz'en min nâri cehenneme. Sizin bu dünyadaki gördüğünüz en hararetli ateşiniz cehennemin ateşinin 70 parçasından bir parçadır.
Şu dünyada gördüğünüz en büyük ateş hangisidir? Tabii ki o ateşi de görmüş değilsiniz. Sizin bizim evlerde gördüğümüz ateşler o değildir. Potalarda demirleri eriten ateşler vardı. Yanına kaç metreden yanaşılamayan ateşler vardı. Hatta onları kaldıramadıkları için ne yaparlar? Uzaktan kumanda düğmelerle, efendim, vinçlerle çekiyorlar, sonra oraya koyuyorlar, saatlerce soğutuyorlar, ondan sonra kapağını açıyorlar, ondan sonra içindekini boşaltabiliyorlar. Yanına saatlerce yanaşmak dahi mümkün olmadığından, efendim, uzaktan kumanda düğmeler onları alabiliyor. O pota çıktığı zaman kıpkızıl ateş olarak çıkıyor. Karabük'te, Efendi Hazretlerimiz anlatır, Kudüs'ün ruhu, adam ta kaç yüz metre üstünde, çelik şeyler üzerinde efendim, işçilik yapayım derken, ayağı kaymakla aşağıdaki potaya düştüğü anda diyor, potaya düştüğü dahi görülemedi, ateşe yaklaşınca bir dumanı çıktı o kadar diyorlar. Ateşe yaklaşınca görenler bir duman haline çıktı, tamam o kadar. Ha, sizin bu dünyadaki o ateşiniz, o demirleri eriten, çelikleri eriten ateşiniz, cehennemin 70 parçasından bir parçadır buyuruyor. Şimdi o en büyük ateşle tehdit ediliyor. Kim? Zina yapanlar, livata yapanlar, Allah muhafaza etsin haramlarla uğraşanlar. Şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril aleyhisselama soruyor. Sıfliyennâr. Ey Hazreti Cibril, bana bir cehennemi anlatır mısın diyor. Resulullah cehennemi soruyor. Kendisi de gitti gördü, Miraç gecesi gezdi. Hazreti Cibril diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sevda-u muzlime lev enne misle gark-ı ibretin beraze minen nâri le ehreke ma alâ vecihil ard. Öyle bir ateştir ki binlerce sene yanmış, tutuşmuş, halden hale girmiş, artık kor halini almış, kapkaranlık, sipsiyah diyor. Yani kızgın da değil ha. Yani bizim gördüğümüz kırmızı renk yok. Şu andaki cehennemin rengi kapkara, zifiri, sipsiyah. Kor halinde böyle. En hararetli döneminde. Nasıl anlatıyor? Eğer şu anda cehennem vardır, ehli sünnet itikadına göre cennet de vardır, cehennem de vardır. Uiddetlil kafirin, uiddetlil müttekin. Kur'an'da hazırlanacak buyurmuyor. Cennet takva sahipleri için hazırlandı, bitti. Cehennemde kafirler için hazırlandı, bitti. Kafirler için hazırlandı ama ey Müslümanlar, siz de o ateşe burnunuzu sokmayın diyor. Asıl kafirleri yakacak ama sizden de yaktıkları olacak. Günah kadar yanacak, sonra çıkıp cennete gidecek ama ne lüzumu var? Bir an bile yanmaya insan göze alır mı? Bak, eğer şu anda cehennemden bir iğnenin deliği kadar, lütfen bunu tasavvur edin, tahayyül edin, kafanızı biraz düşünceye sevk edin, bir iğneyi düşünün, iğnenin ucundaki deliği düşünün, o kadar bir cehennemden hark açılacak, delik açılacak olsa dünya üzerinde yanmamış bir şey kalmaz diyor. Bu insan, bak bu deriler, bu etler, şuradan bir iğne batırdıkları zaman ne kadar acıyor, şurada bir kibrit söndüğü zaman, bir sigara söndüğü zaman ne kadar acıyor, bir izmaritin acısı günlerce sızıyor. Lütfen, bu deriler, bu taze deriler o cehenneme gitmesin inşallah. İsa aleyhisselamın buyurduğu, kem min vecin sabihin ve lisanin fasih, gadem beyne atbaqin nari yasih. Nice güleç yüzlüler, nice tatlı dilliler, şimdi bülbül gibi konuşuyor, suratına baksan ne yakışıklı, bakmağa kıyılamıyor, yarın cehennemde bar bar bağıracaklar diyor. Yüzleri ateş olacak diyor. Kur'an böyle söylüyor. Yazık değil mi yüzümüzü gözümüzü, Allah bizi ahsen-i takvim üzere yarattı. İnsanlığımızı, kılığımızı, kıyafetimizi muhafaza edelim. İslam'ı yaşayan insanlığını korumuştur. İslam'ı bozan, sınırı aşan kendini rezil duruma düşürmüştür. تَلْفَحُ وُجُوهُمْ نَرْوُمْ فِيَا كَالِحُونَ. O şimdi artist gördüğün, manken gördüğün, o güzel yüzlü gördüğün, Allah muhafaza, eğer günahlarla tevbe etmeden ölürlerse durumları nedir? Ateş yüzlerini yalayacaktır diyor Allah. Onlar cehennemde çok suratsız kalacaktır diyor. Suratlarını gördüğü zaman insan, şimdi cehennem ehlinden birinin suratını görsek bir tanemiz, daha belki de ölünceye kadar uyuyamayız ya. Uyuyamayız ya. Bu bizim suratımız niye bu hale dönsün canım?
Ve levenne sevben min ziyabi ulika beyne semai vel ardı lema tehel ardı min netli rihihi. Eğer cehennemdeki katranla sıvanmış elbiselerden bir elbise yerle gök arasına askıya asılacak olsa, onun kokusunun çirkinliğinden ve leşinden yerde yaşayan bütün canlılar hemen ölüverir diyor. Muhteremler, öyle size kolay gelmesin. Koku deyip de geçmeyin. Bak, ben hapishanedeyken Bandırma'da benim yattığım yerin yanında tavuk fabrikası vardı. Öyle bir leş koku oluyor o Ağustos'un sıcağında. O tavuk leşlerini atmışlar oraya tam bizim duvarın yanına. Yani hakikaten bize hiç hapishaneye de lüzum yoktu yani. Sırf o koku yetiyordu bize. E şimdi koku deyip de geçmeyin. Öyle kokular vardır ki insanı helak eder. Bir elbise diyor, cehennemden bir elbise diyor, yerle gök arasında ne kadar geniş bak mesafe var. Tek elbise diyor, bütün bu arayı kokutur ve insanlar o kokudan ölmek durumunda kalır diyor. Ama cehennemde yaşamak durumunda kalacak mecburen. Hem de bir elbiseyle değil, o kadar elbiselerle. Bir de o elbise senin üstüne giydirilirse. Serabilu min katran, elbiseleri katrandandır Allah buyuruyor. Bu katran elbise üzerine giydirilirse, bu kokuyla bu leşle durulur mu? Şimdi alıyorsun kokuları efendim fısfısları orana burana sürüyorsun. Kızlar beni beğensin, adamlar beni beğensin, bilmem neler. Yazık değil mi sana ya? Hele kadınlar, hele kadınlar. Adamın da bir erkeğin namerem bir kadına güzel kokuyayım diye koku sıkması haramdır. Namerem bir kadına hoş görünüyor, kendi hanımı için koku sürmesi sünnettir. Kadın da kocası için koku sürer, erkek de karısı için koku sürer. Ama maalesef şimdi millet kendi karısına, kendi kocasına değil, dışarı çıkarken kokuları sürüyorlar. Bu çok büyük bir haramdır. Eğer bir kadın koku sürüp dışarı çıkarsa, kimlerin burnuna onun kokusu vurduysa, feyye zaniye, o zinadadır buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bu demin dediğimiz anlamda kebair günahta olan büyük zina demek değildir. Namussuzdur, zina etmiştir, namussuzdur manasında değildir. Ama ne anlamdadır? İnsanların burunlarını zinaya sokuyor anlamındadır. Gözün zinası bakmaktır, elin zinası tutmaktır, ayağın zinası yürümektir, kalbin zinası düşünmektir, burnun zinası koklamaktır. Tabii bunların hepsinin tasdik veya tekzibi tenasül uzvuyla yapılan zinadadır. Tenasül uzvu zina yapmadıkça diğerleri büyük günah sınıfına girmediğinden inşallah namazlarla, tevbelerle, istiğfarlarla af olacaktır. Ama büyük zina olduğu zaman onun faturası çok katlanacaktır. Allah muhafaza. Bak, belalar anlatılıyor. Ve levenne katraten minezzekkumi garacet ilel ardı le efsedet ala ehlil ardı maaişehum. Cehennemde zekkum vardır. İnne şecaratez zekkum ta'amul esim kel mühül yeğli fil butun kegallil hamim. Zekkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Zeytin tortusu gibi böyle katı bir içecektir, yiyecektir. Yani boğazdan geçmeyecektir. Yendiği zaman karınları kazan gibi kaynatacaktır. Dumanından insanların efendim derileri dökülecektir. Yüzlerinin bütün derileri, etleri sökülecektir. Zekkum. Bu bir fitne, bu bir imtihan. Cehennemde zekkum yetişiyor. Cehennemde neler yetişiyor? Ve şeceratel mel'unete fil Kur'an. Lanetli olduğu beyan edilen ağaç. Kur'an'da lanetli olduğu beyan edilen ağaç. Hangisidir o? Zekkum ağacıdır. Kim lanetlidir? Ağaç lanetli değildir. Onu yiyen lanetlidir. Allah yemekten bizi muhafaza etsin. Ya? Cehennemde yetişir mi? Yetişir. Ebu Cehil dalga geçti. Ebu Cehil dedi ki, bu Muhammed'e baksana dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem diyor ki cehennemde öyle bir ateş var dedi, taşları yakıyor. Hem de diyor ki cehennemde zekkum diye ağaç bitiyor. Bu nasıl bir iştir ki dedi, ağaç taşları yakan ateşler efendim ağaçları yakmıyor. Halbuki bilmiyor ki Allah Teala istediği zaman efendim ateşin içinde de ateşin yakmayacağı mahsuller bitirebilir. Ateş böceği var, ateşte ne olmuyor o? Yakmıyor, yanmıyor. Ha, başkası yanıyor, o yanmıyor. Allah Teala ona göre yaratıyor. Eğer cehennemin zekkumundan
bir damla yeryüzüne çıksa bütün dünya halkının geçimini, yaşamını, yiyeceğini, içeceğini ifsad eder, bozar. Kimsenin ağız tadıyla öyle bir börek, baklava yiyeceği kalmaz. Bir damla zekkum dünyayı mahveder. Ya bir damla zekkum. O bu cehennemde adama yedirilecek, içirilecek, Allah muhafaza etsin. Ve levenne meleken mine tis'ate aşar ellezine zekerumullahu fi kitabı beraze ila alil ardı lemat ehlil ardı min teşbihi ve ihtilafi hulukî. Evet, 19 melek zebaniden aleyha tis'ate aşar. Cehennemin görevlisi kaç tane var? 19 tane zebani var. Allah bize göstermesin inşallah. Eşüd İbni Kelde diye bir gavur vardı. Dedi ki yahu dedi cehennemin görevlisi 19'muş dedi. O da öyle bir güçlü kuvvetliydi ki ayağını basaraktan, sıkaraktan derileri ayağıyla parçalardı. Deriyi ayakla parçalamak çok büyük kuvvet ister. Şu anda öyle bir şovmen de yok. Öyle bir güçlü adam da çıkmaz yani. Sapasağlam deriyi, taze deri ayağıyla parça parça ederdi. Sırf ayak gücüyle. Bu dedi 19 melekse dedi bunun 10'unu ben haklarım dedi. Geri kalan bu kadar gavursunuz dedi. 9'unu da siz haklarsınız dedi. Alay etmeye başladı. Allah da dedi ve ma ceallâ ashâben nâr illâ melâike. Ben 19 dedim de o da 19 adamla karıştırdı herhalde. Ben 19 adam demedim, 19 melek dedim. Ha o meleğin kuvveti nasıldır? Bir tanesi 7 kat yeri dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kuvvete sahiptir. Sen bunu neyle kıyas ediyorsun da kalkıyorsun? 19'un 10'unu ben aklarım, 9'unu siz bölüşün. Gavurluk böyle bir mantıksızlıktır. İmansız zaten aklı olsa, aklını doğru çalıştırsa iman edecektir. Evet. Eğer 19 melekten bir tanesi dünyaya gözükse, onun şekli, onun sureti, onun dehşeti, onun tetişi, onun korkunçluğu ve vücudunun azameti heybetinden bütün kainat yıkılır, geçer, bir canlı mahluk yaşamaz dünyada. Bunları görecek o cehenneme girenler. Kimler girecek? O şirk koşanlar, o zina yapanlar, o efendim adam öldürenler. E ne olacak bu? Ne olacak bu? Kimin gözü kesiyor bu işlere? Kimin aklı eriyor bu riski göze almaya? Hepiniz hesapçısınız bak, riskten kaçıyorsunuz. İşiniz gücünüz tehlikeye girmemektir. Niye bu tehlikeyi göze alıyorsunuz? Bunun başka bir izahı yoktur. Ya inanmamak, Allah muhafaza etsin, size yakıştıramam. İnanana da bu şekilde vurdum duymazlığı yakıştıramam. Allah cümlemizi şu duyduklarımızın tesirini kalbine işleyenlerden eylesin. Ondan sonra namehremden, haramdan, zinadan, bütün günahlardan, böylece ateşten kaçar gibi kaçanlardan eylesin. İşte ateş nasıl yakar? Ateşten nasıl kaçıyorsun? Yangın var diyen nasıl kaçıyor? İşte kennel harame narun. Haram öyle ateştir. Bugün hoş gözüküyor, iç yüzü ateştir. Allah bize hakikatini göstersin inşallah. Ve levenne halqaten min es-silsileti allati zekara Allahu fi kitabi turihat ila al-ardi lahadamatha ila al-ardi as-sufla thumma lam tastaqirra. Kur'an'da bir zincir geçiyor. Allah o zincirin halkalarını boynumuza geçirmesin. Kur'an'da bir zincirden bahsediliyor. O zincir thumma fi silsiletin zer'uha 70 zira'an fasluku. Sonra bir zincire sokun onu ki diyor. Onun bir halkası melek arşını ile 70 arşındır. 70 arşınlık bir halkası 70 arşın olan o zincire onu sokun Allah buyuruyor. İşte bu zincir Müslümanlardan uzak olacak inşallah. Ama insan zinalarla, haramlarla, faizlerle, yalanlarla yaşarsa son nefeste iman nasıl kurtulacak? Orası tehlikedir. İmanımızı Allah'a emanet ettik. Günahlardan da sakınırsak Allah imanımızı bize bağışlar. Allah Teala'nın Kur'an'da bahsettiği o zincir, o zincirin bir halkası yere atılacak olsa yeryüzünden deler, 7 kat yerin dibine kadar gider, yine de durmaz, geçer ve yeryüzü ondan sonra duramaz hale gelir. O halkayı adamın boynuna takacaklar. Yani bunlar hepsi Kur'an'dır, hadistir. Bunlar hikaye değildir, roman değildir. Siz bunları dinleyen, inanan insanlarsınız. Bunları dinletelim, bunları anlatalım. İnsanlar korksun, moralleri bozulsun, keyifleri kaçsın. Bu nedir ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinleyince, cehennemi dinledi. Hasbi ya Cibril, yeter yeter ey Cebrail, daha anlatma dedi. Başladı Resulullah ağlama sallallahu aleyhi ve sellem. Hüngür hüngür ağladı. Baktı ki
Hazreti Cebrail de ağlamaya başladı. Koca melek ağlıyor ya. Koca melek ağlıyor. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cibril ente tebki ve ente minallah bil mekanillezi ente min. Sen Allah'ın en yakın meleğisin. En seçkin meleğisin. Meleklerin peygamberisin sen. Sen de mi ağlıyorsun dedi. Hazreti Cibril dedi ki, ya Muhammed ve ma ye'menuni ala enekun indallah ve ma yu'minuni ala enekun indallah ala gayri ma ana ale. Eve ma eve ibtela bi mebtuliye bi iblisül mel'un. Şeytan da bizim hocamızdı dedi. Meleklerin arasında bize vaaz ediyordu dedi. Ne biliyorsun ki benim yarın durumum ne olacak? Ben kendime güvenebilir miyim? Şu anda bu durumdayım, yarın bu durumda olacak mıyım? Ya ben de bir imtihanı kaybedersem de, ben de iblis gibi cehenneme düşersem nasıl ağlamayayım ya Resulallah? Yani melekler ağlarken bizim bu kadar günahlarla gülmemiz biraz abes kaçıyor. Onun için biraz keyfi kaçıralım, biraz iştahı kaçıralım, biraz uykuyu kaçıralım. Şu ahiret duygusuna yoğunluk verelim. Ahiret, ahiret, ahiret. O zaman kabre girer girmez cennet bahçesiyle karşılanacağız inşallah. Ama hiç kabir düşünmeyen, ahiret düşünmeyen ne olacak yani? Böyle sorumsuz yaşayan sonu ne olur? Evet. Onun için arkadaşlar, bugün anlattığımız özellikle zina konusudur. Ama cehennem özellikle zinakarlara mahsus değildir. Cehennem tüm kafirlerin, günahkarların yeridir. Allah şirkten de, küfürden de, bütün kebair sagair, büyük küçük günahlardan da bizi muhafaza eylesin. Bir tek şu notu Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri veriyor. Bu da çok dikkatimizi çekiyor. En tehlikeli zinalardan biri diyor, insanın devamlı yaptığı zinadır. O zaman insanın aklına geliyor, ya insan devamlı. Nasıl zina yapacak? Bir süre sonra efendim imkanları kalmaz, ayrılır, bırakır, o bir yere gider, bu bir yere gider, zinadan korunur, kurtulur sanıyor. Halbuki o değil. Halbuki nedir? Bir insan hanımını boşuyor. Neye göre boşuyor? İslam'a göre boşuyor. Yani hanımına ne diyor? Boş ol diyor. Bunu üç kere derse ne oluyor? Üç bağ birden kopuyor. Bir kere derse ne oluyor? Bir bağ gidiyor, iki bağ kalıyor. Ama üçten dokuza derse, üçten dokuza dediği anda hepsi birden kopuyor. Hiçbir bağ, arada irtibat kalmıyor. O kadın isterse senin beş tane çocuğunun anası olsun, üçten dokuza boş ol dediğin kadın ne oluyor? O anda senin yedi kat yabancın oluyor. Anladın? Şimdi ondan sonra ne yapıyor? Ya diyor, ben bu lafı söyledim ama bu kadar çoluk var, çocuk var, dost var, düşman var. Ben milletin içerisinde rezil olacağım, karısından ayrılmış. Nasıl olsa resmi nikahımız da duruyor. Hiç karıştırmayalım diyor. O kadınla aynı evi paylaşarak eşim diye devam ediyor. İşte zinanın en süreklisi, en beteri budur diyor. Çünkü neden? Talak vermiş, nikah bağını koparmış ama utanma belası evliliği sürdürüyor gibi görünüyor. Hanımım diye gösterdiği kadınla ebedi zina ediyor. Onun için Müslümanlar, ağzınıza sahip olun. Evlenecek gençler evlenmeden bu akit nasıl bağlanır? Bu düğüm nasıl çözülür? Hangi laf nikahı bozar? Bunlara dikkat etmek lazım. Amin. Subhane rabbil aliyil alel vahab elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aliyye ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ma karrabe ilâ min kavli ve amel. Ya Rabbi, bu cemaat geldi, senin ayetlerini, Habibin hadislerini dinlediler. Bunlar senden cennet istiyorlar, bize nasip eyle ya Rabbi. Buradan çıkmadan melekleri şahit tuttun. Melekleri etrafımızı çevreledin. Semaya kadar kuşattın. Sonra onlara soruyorsun, benden ne istiyorlar diye. Hadis-i şerifte böyle buyuruyorsun. Ya Rabbi, biz cennet istiyoruz, bize nasip eyle ya Rabbi. Ve cennete yaklaştıracak iman ve salih amellere bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ve na'uzu bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyya min kavli ve amel. Azabından, gazabından sana sığınıyoruz. Cehennemden sana sığınıyoruz. Amin. Nasıl demek lazım amin? Nasıl demek? O ateşi gözüyle görenin nasıl kurtulmak istediği gibi demek lazım. O ateşi görürsen, yanacağını anlarsan nasıl bağırırsın? İşte öyle. Ya Rabbi, o ateşe bizi düşürme ya Rabbi. Ve ma qarrabe ileyya min kavli ve amel. O ateşe bizi yaklaştıracak inançlardan da sana sığınıyoruz. Hareketlerden de sana sığınıyorum. İçkilerden, kumarlardan, faizlerden, zinalardan,
bu Hristiyan merasimlerine katılmaktan, kutlamaktan, bütün günahlardan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Allahümme inna eselüke min hayri ma eselekum nebiyyuke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın bütün istediklerini senden istiyoruz, bize nasip eyle ya Rabbi. Eûzübike min şerri mes'âizike min nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Habibinin sana sığındıklarından hep sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ve entel müstehân ve aleykel belâ ve la havle ve la kuvvete illâ billâhil alîn azîm. Bu cemaat buradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Şifa vermedik bir hasta bırakma ya Rabbi. Deva vermedik bir dertli çıkartma ya Rabbi. Kaybını buldurmadık bir kişi bırakma ya Rabbi. Hidayete erdirmedik bir dalalette terk etme ya Rabbi. İçimizde ne günaha müptela olan varsa şu saatte o günaha karşı bir ikrah ver kalbine ya Rabbi. Kalpler senin elinde, dinine çevir ya Rabbi. Taatına döndür ya Rabbi. Rızana döndür bizi ya Rabbi. Dünya sevgilerini, şehvani hisleri, duyguları bizden uzak eyle ya Rabbi. Kalplerimizden izale eyle ya Rabbi. Dostlarını koruduğun şekilde bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bu ahir zaman fitnelerinden, kıyamet alametlerinden bizi muhafaza eyle. Amin. Kadınımızı, erkeğimizi İslam dairesinde hıfza eyle ya Rabbi. Kur'an sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimiz bizi korudukları gibi muhafaza eyle ya Rabbi. Askere gönderdik yavrularımı sana emanet, sen eşkıya teröristlerden emin eyle. Ya Rabbi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İslam vatanlarını da muhafaza eyle. Afganistan'ı, Irak'ı da işgalden kurtar ya Rabbi. Filistin'i de işgalden kurtar ya Rabbi. Çeçenistan'ı da, Doğu Türkistan'da kurtar ya Rabbi. Dünyanın neresinde zulme uğramış, hapis düşmüş, esir düşmüş Müslümanlar varsa halas eyle ya Rabbi. Kurtar onları da, hürriyetlerine malik eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bu akan kanı, Türkiye'deki kanı da durdur ya Rabbi. Bu vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Yahudi Hristiyanların oyunlarını boz ya Rabbi. Bu bayrağımızı indirme ya Rabbi, ezanımızı susturma ya Rabbi. Cemaatlerimizi daim eyle ya Rabbi. Sohbetlerimizin tesirini kalplerde halk eyle. Hidayetler nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimize cehennem ateşi değdirme. Bu derilerimizi de cehenneme haram eyle ya Rabbi. Bizi bu cemaatlerde sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bu cemaatlerden ayrılmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme inna neselüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime ve ilâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem âli ve ashabiye meşâhına kâfe ilâ efendi babamız hâsaten ilâ cemî'i envâtina envâtil müslimîn ve envâti hâdil cemâatil hâdırîn el fâtiha.